13-19 Mart sevgili boğalar, yükselen ve ay burcu boğa olan takipçilerimiz, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayınız. Yaşadığımız büyük bir afeti de hayat boyu unutmamamız gerekiyor. Onlara birlik, beraberliğimiz, vatan, toprak, bayrak birlikte olmak zorundayız. Güzellikler dokunsun ülkemize, şifalar dokunsun, iyilikler dokunsun diyoruz. Ve sevgili boğalar, özellikle sizin için önemli olan işinizi bırakmak ve bu konuda rahatsız olduğunuz insanlarla ara krizleri yaşamak istemiyorsunuz ve işinizde yer değişimi, beklenti içerisinde olduğunuz alternatif konuları gözden geçirme kararı içerisindesiniz. Doğru adım yaptığınızda doğru iş kapılarınız sizin için uğurlu ve hayırlı olacak. 17 Mart'ta Venüs Boğa artık sizin düzeniniz, sizin rahatlığınız, sizin evrenizde olacak. Sağlamlık, ne istediğinizi bilmek ve hayatınızla alakalı adım attığınız mücadelelerinizin çok güzel bir başlangıcı olacak. Umudunuzu kesinlikle kaybetmeyin. Yerinizdeki yaşadığınız krizleri artık görmemezlikten gelmemeniz lazım. Alternatif teklifleri gözden geçirerek yeni başlangıç, yeni oluşum sizin için hayırlı. Kurumsal bir alanda, özellikle insan kaynakları, yurt dışı ihracatı, alım satım alanında çalışıyorsanız 19 Mart'ta Merkür Koç burcunda daha net ifadelerle anlaşmalarınız çok daha güzelliğe kavuşacak ve iş gereği gideceğiniz yurt dışı seyahatleriniz size alternatif kapıların da açılmasına yardımcı olacak. Fakat kendi işinizi yapıyorsanız mümkün olduğu kadar 15, 16, 17'de Güneş, Merkür, Neptün kavuşumuyla birlikte Mars karesi gerçekleşecek. Yanlış ticaret sizi zorlamasın, yanlış iletişimler içerisinde olduğunuz insanlara güvenip zarar görmenizi istemiyorum. Daha dikkatli, daha temkinli hareket etmeniz gerektiğini de uyarıyorum. Özellikle de devlette çalışıyorsanız devletle alakalı yer değişimi, yani şehir değişimi gibi düşünceniz, yurt dışı ile ilgili bağlantılar, devletle bağlantılı noktada kurmak istediğiniz kapılar için biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Başvurularınızda olumsuzluk yok. Başvurmadıysanız başvurmanız gerekiyor. Bir de bulunduğumuz iş yerinde ekip arkadaşlarımızla aramızda ters düşüşler var ve siz sağlam alan istediğiniz için ekipteki insanların rahat tavrı, işi bütün üzerinize atmasından kaynaklı huzursuzluklarınız var. Artık yöneticiler ve üst düzey insanlarla kendinizi doğru ifade ederek buradaki rahatsızlığınızı ifade etme dönemi başlıyor. İşinizden ayrılma kararı olan sevgili boğalar, kendi işinizi ve kendi markanızı kurmak istiyorsunuz ama biraz daha sabırlı olursanız, Haziran'dan sonra bu dengeyi yaparsanız daha sağlıklı olur. Şu an ani karar vererek ekmeğiniz ve düzeninizi bozmanızı istemiyorum. Çalışan çiftlerle ilgili noktada özellikle sizin iş kapılarınızla ilgili zorlayıcı ve yıpratıcı bir hafta söz konusu olacak. Prim, maaş konularımızla alakalı masaya yatması gereken konularda çekingen döneminizi geride bırakın. Çünkü emeğinizi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Cesaretiniz yok. Cesaretlenin lütfen diyorum. Aynı şekilde kendi eşinizin mecburen bazı görevlerle alakalı gideceği yolculuklar sizi biraz daha yorabilir ama onun kazanacağı kazanç hanemize daha büyük bir aydınlanma, ferahlık getirecek. Korkmanıza gerek yok. Özellikle çocuklarınızın eğitimiyle ilgili yaşadığınız krizler ve onlarla aramızda bazı uyumsuz evreler var. Çocuklarınızı daha dikkatli, yani çocuklarınıza ait hane eviniz daha dikkatli ve daha kontrollü olmanız gerekti ve aranızdaki bağlarda uçurum olmaya başlayıp çocuğunuzun sizi dinlemediği ile ilgili sorunlarımız var. Biraz daha onunla mesaj atarak, not yazarak sevginizi dile getirmeniz gerekiyor. İlişkiler konusunda inşası olacağımız hafta. Yeri gelmesini istediğiniz, kalbinizde acı çektiğiniz kişiyle yüzleşme haftanız var. Alternatif tanıştırma ve ilişkiler konusunda bu dönem size gayet keyifli bir enerji yansıtıyor. İlişkinizdeki netsizlikler, netliğe kavuşma, pürüzleri iyileştirme söz konusu olacak. Yalnız kendi eğitiminizle alakalı da yüksek lisans, doçentlik ya da profesörlükle ilgili olumlu evrelerinizde düşünceleriniz varsa lütfen bunu da hayata geçirin. Sevgili gençler, siz biraz daha kendinizi bilir evresindesiniz ama eksik evrelerinizi de görerek bu hayattaki eksikliklerinizi, yarımlıklarınızı tamamlayın. Yaratıcı sanatçı yönünüz var, yetenekleriniz var. Bunları keşfedebilirsiniz. Çünkü sizden doğacak ruh enerjisi size fazlalıklar yaratabilir. Bu ara astrolojiye merak, sanata merakınızla ilgili, beklentilerinizle ilgili başvurular yapabilirsiniz. Sevgili ev hanımları, evet yorucu, stresli,
kaygı ve endişe içerisindesiniz. Korkmanıza gerek yok, korku geride kaldı. Yavaş yavaş aile bütünlüğümüzü daha sağlamlaştıracağız. Uzun süredir boşanma fikri olanlar tekrar evliliklerine sımsıkı sarılmaya karar verdiler. Ölümlü dünya, niye ayrılalım enerjisi içerisindesiniz. Birbirinize doğru şans verdiniz. Sağlık olarak özellikle bu ara aile büyüklerimizle alakalı yaşanacak krizler, ama sizin nodülleriniz ya da bağırsak mide ile alakalı asitlerimize dikkat edelim. Bir doktor kontrolü istiyorum. Evet, evde ufak tefek tadilat niyetiniz var. Boya, badana, rüzgara enerjiniz içerisinde ve borçlarımızla alakalı da yapılandırma tempomuz, hem güvende hissedeceğiz. Alacak verecek mevzularımız için de büyük bir ihtimal 19'u akşam artık alacak verecek listesi yapacaksınız. 20'sinde paralarımızı isteyeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ülkece unutmamamız gereken bir mevzu var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Hepimiz unutturmayacağız, unutmayacağız. Tekrar tekrar acımızı hep yaşamamız lazım ki eğer acıyı hissetmezsek unutmuş oluruz. Bilginiz olsun. Sevgili Başaklar, özellikle bu hafta yeni geliştirmekte olduğunuz iş ve projelerinizle ilgili aktif rol alacağınız ve hayalinizde kurduğunuz yerin ve işin başarısı size daha büyük bir mutluluk verecek. Hani imkansız gördüğünüz fırsatlar ayağınıza geliyor. Bunları güzel değerlendirmenizi öneriyorum. Özellikle de uzun süredir emek verdiğiniz ve işinizle ilgili, aile işiniz olabilir, kendi işiniz olabilir, bunlarla ilgili daha büyüme noktası, sosyal ağlar, dijital alanlar, yaptığınız işi daha fırsatlara çevireceğiniz yenilikler, yeni insanlar katacaksınız. Bu da size ayrı bir keyif verecek ve bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer ki kurumsal ya da sabit bir alanda çalışıyorsanız daha düzenli ve daha disiplinli olumluluk ve yerinizle ilgili rahatsız olduğunuz konularda daha net bir adım atarak yerinizdeki rahatlığın tadına varabilir. Alternatif beklediğiniz noktalarda da mülakat, çağırma gibi beklentileriniz çok daha yoğun olacak. Hem maaş konusunda hem de yerinizle ilgili belirsiz giden noktaları belirleyeceksiniz. 17 Mart'ta Venüs Boğa ve 19 Mart'ta Merkür Koç seyrine devam edecek. Bu da sizin iletişimde heyecan duyduğunuz noktalar, kendimi doğru ifade edemem ve kimse beni anlamıyor dediğiniz noktada daha hızlı ve daha net anlaşılır. İşlerinizin daha çok hızlanacağı, hem de içine güzellik katarak kendinizin ruhunu besleyeceğiniz bir hafta. Duygular hem derin olacak ama hızlı düşünerek her şeyi hızlı bir şekilde atlatacaksınız. 15-16-17'de Güneş, Merkür ve Neptün karesi, Mars karesi gerçekleşecek burada. Bu gerçekleşme özellikle baba, büyüklerle, büyük insanlarla aramızdaki uçurum gördüğünüz noktaları daha benimseyerek daha sağlam görüşmeler ve bu kalıcı işlerimiz söz konusu olacak. Yani 4. ev ve 11. ev sizi bu konuda daha hızlanmanızı, dostluklar, güçlenme ve köklerle alakalı belirsiz olayları iyileştirmeyi temsil ediyor. Daha doğru görmek lazım. Hepimizin bir hatası var. Hatayla beslenmek değil, hatayı iyileştirmek gerektiğini unutmayın. Evet, yurt dışı bağlantılı işler, büyük global alanlarda çalışıyorsanız çok fazla iletişimin ve çok fazla yoğun bir trafik içerisinde, eğer uçak hostesseniz devamlı uçacaksınız, eğer dışarıda işleriniz varsa devamlı iletişim hakimiyetinde, hem telefon hem de iletişim hakimiyetinde olacaksınız. Başarı var mı? Evet var. Ama sizin hayal ettiğiniz yurt dışı, İtalya, İspanya, İngiltere, İskoçya ya da İran, Irak, bu konularla ilgili kapılarınızın daha yoğun açılacağı bir nokta. Bunlarla ilgili fırsatlar var ve iyi olacak. Araç şirketinizle ilgili araç beklentiniz ya da kendinize araç almak istiyorsanız, bu konu Mart 21 itibariyle kapınızın önünde bir araç var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum, dedim bile. Özellikle de devletle ilgili bağlantılı olduğunuz kurumlar, ödemeler, bunlarla ilgili vergi borçlarınız, bunlarla ilgili daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü ileride bununla ilgili aksilikler yaşayabilirsiniz. Aile içerisinde cezaevi, yasal, mahkemelik sorunlarımızı gözden kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü burada bir kriz var ve bu kriz sizi sıkıntıya ve ailemizi sıkıntıya düşürebilir.
Ortaklı işlerle alakalı ortağınız sizi bu aralar dolandırmaya yakın bir enerji var. Ortağınızı bir disiplin ederseniz sevinirim. Çünkü ortaklı işlerle alakalı noktada güven evreniz çok fazla olduğu için her şeyi, imzanızı bile ona teslim etmiş olabilirsiniz. Bir gözden geçirelim, zarar görmeyelim lütfen. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle yer değişimi beklentinizde gecikmeler, ama yöneticinizle alakalı uzun süredir hani randevu konusunda hep erteleniyordunuz. Bu hafta bunlar çözümlenecek. Orada kendi derdinizi ifade edin. Bu ara hanemizde gebelik ve çocuk düşüncemiz olabilir ya da eşiniz hamile olabilir. Biraz işten ayrılma niyeti olabilir. Onu destekleyin. Ama evinizle alakalı yenilemek istediğiniz konuları da geciktirmemeniz gerektiğinin kararını verin artık istiyorum. Çocuklarımızla alakalı eğitim konularında biraz rahat tavırlar, önemsemeyen tavırları biraz daha sakinlikle disiplin ederek onların başarısına destek olmanız gerektiğini uyarıyorum. Evli çiftlerde özellikle boşanma fikri radikal olan kişilerde ev ayrılıkları, çocuklarla ilgili, haklarla ilgili anlaşmalı boşanma noktamız yoğun olacak. Hem mantığınızı çalıştırın hem de paranızı çalıştırın. Çünkü burada ne kazanırsanız çocuğunuz ve kendi yaşantınız için doğru bir noktada olacak. Evliliği ilk eden ve huzursuz olan çiftler arasında askere gidecek ya da sizin devletle alakalı çözülmesi gereken konular biraz sizi yıpratıyor olabilir. Göreviniz gereği aranızda mesafeler oluşabilir. Hiç korkmayın, sağ salim herkes yuvasına dönecek. Ama ev hanımıysanız kendinizi geliştirmeniz gereken kurslar güzel gelecek size. Psikolojiniz devamlı eşim beni aldatıyor, o bana yalan söylüyor, eşimin ailesi beni sevmiyor dediğimiz bir enerji yüklemeniz var. Bunlardan çıkmanız gerekiyor. Çünkü eşinizin ailesiyle sizin bir sorununuz yok. Sizin içsel çocukluğunuzdan kalan korkularınızdan kaynaklı kaybetme evreniz var. Sevgilisi olanlar için güzel bir enerji dönüşümüz var. Ama şunu demek istiyorum. Beklediğiniz bir teklif için bu hafta değil de Nisan ortası daha olumlu evrede. Sağlık olarak özellikle göz kontrollerimiz, cilt alerjimiz söz konusu olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ve yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Tabii ki ülkemizdeki yaşanan hiçbir olayı unutmayın, unutturmayın efendim. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Coğrafyamız bu konuda ciddi anlamda sıkıntılı. Evet sevgili oğlaklar, iş konularınızla alakalı noktada 18'inde bir değişim ve yani Perşembe, Cuma sizin için değişim ve konum, mertebenizle ilgili sürpriz kapıların açık olacağı bir döngü sergiliyor. Sizin agresif ve sinirli tavrınız ve insanlara karşı öfkenizi biraz daha dindirerek disiplin evrenizi iyileştirmeniz gerekiyor. Kendi içiniz, dışarıdaki disiplinden bahsetmiyorum. Kendi içiniz hayata karşı çok sinirli ve öfkeli. Direkt yavaş yavaş nefes alarak enerjimizi bu noktada düzeltmemiz gerekiyor. 17 Mart'ta Venüs Boğa, 19 Mart'ta Merkür Koç seyrine geçiş yapacak. 15, 16, 17'de Güneş, Merkür ve Neptün kavuşumu ve Mars karesi gerçekleşecek. Bu da değiştirmek istediğiniz iş kapılarınızla alakalı noktada üst düzey yöneticilerinizle konuşarak bu olayı güzellikle halledip iletişimi de doğru sağlayarak hedeflediğimiz konumumuza yavaş yavaş adım atacağınızı gösteriyor. İstekleriniz, masanız, konumunuz gerçekten belirlenecek ve daha rahat bir evre. Ama ne yapıyoruz? Sinirsel evremizi, kırgınlıklarımızı, içsel dünyadaki yorgunluklarımızı iyileştirmemiz lazım. Bir serbest bir alanda çalışıyorsanız çok güzel bir iş ve ekip oluşturacağınız noktada güzel paralar, güzel kazançlar var. Siz sadece adımlarınızı atın, Rabbim size hızlı bir para akışı sağlayacak. Yer değişimi ya da şehir değişimi fikirleri olanlar için Mayıs ve Haziran bu konuda daha sağlıklı. Şimdiden bu altyapıyı yapayım, ona göre kararlar vereceğiz. Ailemizin çözmesi gereken miras ve toprak konularıyla alakalı baba, dayı, amca köklerimizde çok büyük krizler var. Bunlarla kavgalar, gürültüler var. Sizin de buraya mantıklı masaya yumruk koymanız lazım. Bu yumruğu koyduğunuzda sizin sözünüz geçerli. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız kesinlikle sabırlı ve mantıklı olmanız gerekiyor. Eğer olmadığınız takdirde ciddi anlamda zarar görebilirsiniz. 18 Mart'ta Venüs-Satürn altmışlığı var. Bu da güzelliklerle otorite insanları en iyi şekilde oturtmayı ve buradaki haklarınızı çatır çatır almayı gösteriyor.
Güzel. Bir de devletle alakalı uzun süredir masa değişimi, yer değişimi ile ilgili mücadeleleriniz varsa bu hafta onun üstüne fazlasıyla gidin. Hak edilişiniz size verecek. Kurumsal, yurt dışı bağlantılı işlerde çalışıyorsanız şirketinizin çok daha yoğun olacağı bir nokta yeriniz ve masanız. Ekip arkadaşlarınızla alakalı yaşanan krizler sağlamlığa doğru gidiyor ve pürüzler ortadan kayboluyor. Rütbeniz, konumunuz da şimdiden hayırlı olsun. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle her iki tarafınızın da iş stresi devam edecek, daha yoğun bir tempoda olacaksınız. Çocuklarla aramızdaki bağda kopukluklar olabilir. Evde dengeleri düzeltmeniz lazım. Onların size karşı özlem ve yoğunluğu var. Ama gerçekten istediğiniz bir masa var. Şimdiden bu hayırlı olsun diyorum. Duygusal olarak özellikle sevgilinizle aranızda tartışmalar, kırgınlıklar, kavgalar anlamsızca olacak ve bu bir ayrılık senaryosuna giriş yapacaksınız. Şimdiden dilinizi terbiye edin. Eğer terbiye etmezseniz ilişkinin bitişini sağlıyorsunuz. Yakın dönemde ayrılan çiftler tekrar birleşme evresinde olacak ve bu birleşim sizi mutlu ve keyifli kılacak gözüküyor. Ama bu ara nişanmak, evlenme fikri olanlar biraz daha mantık ve burada bazı borçlarınız var. Hem sizin hem ilişkinizin borcu var. Bunlar bir 7-8 ay daha bu borçlar bitmesi lazım. Ona göre karar verin. Hiç ilişkisi olmayan bir tanıştırma var. Hatta olgun bir kadından destek alacaksınız ve bu insan size kader arkadaşınızı, hayat arkadaşınızı tanıştıracak. Sizde şu oluşmuş artık, beni kim ne yapsın ki, hayır, siz çok güzel bir insana layık gözüküyorsunuz. Allah bu kapınızı açmış, bu kapıyı Rabbimden isteyin, o kapılarınız açık gözüküyor. Bir de ev konunuzla alakalı evim sağlam mı değil mi endişeniz varsa bir belediyeye başvurarak bu konunuzdaki şüpheniz geride kalsın. Ama acil ev değiştirmeniz gerekiyor, bunu da unutmamanız lazım. Yani evinize güvenmemeniz gerektiğini uyarıyorum burada. Bir de oğlunuzun dışarıya dönük yönü ya da kızınızın dışarıya dönük yönünde bazı hatalar var. Çocuğumuzu gizli takip edelim. Bazı alışkanlıkları olabilir ve bu alışkanlıklar onun bedenine, ruhuna zarar verebilir. İhmal etmeyin lütfen diyorum. Evli çiftlerimizin sadece derdi, yani aile kavgası, görümce, elti, kayınço. Yani ve burada bir bina var, bu bina, bu kat benim, şu kat benim dediğimiz noktalardaki ben krizleriniz var. Bu ben krizlerinizde sokumilis dışarıda kan alıyor, oturduğunuz eve sağlıklı sahip çıkın. Gereksiz olayları uzatmayın diyorum. Dedim bile, uzatmayın çünkü hayat ölümlü, kısa ve net. Eğitim konularınızla ilgili tamamlamak istediğiniz bölümleriniz var. Bir de yurt dışı ile ilgili başvurunuz, çocuğunuzun başvurusu varsa olumlu. Devletle alakalı uzun süredir korktuğunuz mahkeme ile ilgili pürüzler bitmiş, zafer sizin olacak ve hakkınıza düşen para ya da hakkınıza gelişecek parayla alakalı belli aralıklarla ödemeleriniz de gerçekleşecek. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken tansiyon ve şeker krizimiz ve bacak bölgemizde damarlarda bazı morluklar var. Bir check-up yaptırırsanız sevinirim. Hoşça kalın, mutlu kalın.